Buyurun hocam. Herkese merhaba. Ben İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Lojistik Bölümü öğretim üyesi Doçent Nurdan Tekeoğlu. Çok kıymetli bir konuğum var. Coca-Cola İçeceğin Kurumsal İletişim Direktörü sevgili Servet Yıldırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kendisinin bir özgeçmişini okuyacağım. Servet Yıldırım, Eylül 2018 itibarıyla Coca-Cola İçecek Kurumsal İletişim Direktörü pozisyonuna İlişkiler, atanmıştır. ilişkiler. Evet, İlişkiler, evet. kurumsal ilişkiler, evet. Kariyerine Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü'nde iktisat uzman yardımcısı olarak başlayan Yıldırım, sonrasında bankanın fon yönetimi bölümünde görev yaptı. 1989 Aralık ayında Reuters haber ajansına muhabir olarak geçen Servet Yıldırım, 1996 yılında ise Reuters'in Türk haber servisinin başına getirildi. Yıldırım, 2004'te CNBC kanalında haber genel yayın yönetmeni oldu. 2005 yılında ise kanalın genel yayın yönetmeni pozisyonuna terfi etti. 2011 yılında Doğuş Yayın Grubu Ekonomi Grup Başkanlığı'na getirilen Servet Yıldırım, yöneticiliğin yanı sıra 2016 yılına kadar CNBC'de çeşitli programlar hazırladı. Yıldırım, 1998 yılından bu yana Yeni Bin Yıl, Sabah, Referans, Radikal, Milliyet ve Dünya gibi gazetelerde köşe yazarlığı yapıyor. Yıldırım, Coca-Cola içeceğe katılmadan önce NTV kanalında Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmelerin ele alındığı NTV Para Kuşağı'nda yorumcu olarak yer aldı. Yıldırım, lisans eğitimini 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamıştır. Çok dolu bir özgeçmiş. Benim eşim de gazeteci. O dönemden de Bir sonraki bildiğimiz bir dostluğumuz var Servet Bey'le. Şimdi sürdürülebilirliğin tanımı şöyle yapılıyor. Sürdürülebilirlik tanım olarak üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesidir. Yani başka bir ifadeyle kendi ihtiyaçlarımızı gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmemizdir. Bu arada tabii ki sürdürülebilirlik sadece çevresel anlamıyla da düşünülmemelidir. Şimdi ben sizin sürdürülebilirliğe dair görüşlerinizi rica ediyorum ve bunun yanında Coca-Cola içeceği bize tanıtmanızı rica ediyorum. Yani çok bildiğimiz bir marka ama sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun. İsterseniz önce hocam Coca-Cola içecekle başlayayım. Coca-Cola içecek ve Coca-Cola Company, bunlar iki farklı şirketlerdir. Coca-Cola içecek olarak biz Türkiye'de kurulu bir şirketiz. Şirketin hakim ortağı Anadolu Grubu. Anadolu Grubu bünyesinde olan bir şirket ve Coca-Cola Company de şirket mesela ortaklarından birisi ve şirketin hisselerinin bir bölümde halka açıktır. Yabancı yatırımcıların yatırım yaptığı hisse senetlerinden biridir. Evet. Coca-Cola içecek ne yapar? Coca-Cola içecek, Coca-Cola Company'nin ürünlerini Türkiye'de üretir, ambalajlar ve dağıtır. Satış noktalarına kadar dağıtımını yapar. Dolayısıyla bir üretim faaliyeti içinde bulunan bir şirkettir. 11 ülkede yapıyoruz biz bu faaliyetleri. Türkiye, Pakistan, işte Orta Doğu'da Irak var, Suriye var, Ürdün var. Orta Asya'da Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Tacikistan ve son olarak da Özbekistan geçen sene Kasım ayında katıldı. Dolayısıyla bu 11 ülkede 29 fabrikayla faaliyet gösteren bir şirket. Çok uluslu bir şirketiz aslında bu anlamda ve bir içecek şirketiyiz. 10 binin üzerinde çalışanımız var bu 11 ülkede. Evet. Nüfus açısından bakıldığı zaman da Coca-Cola sistemini düşündüğümüzde oradaki en büyük ikinci şileyiciyiz. Yani Coca-Cola sisteminde 100'ün üzerinde şileyici var bizim gibi. O şileyicilerin içerisinde en büyük olanlardan birisi işte bu 11 bölgede. Toplam 430-440 milyona yakın
tüketiciye ürün sunuyoruz. Yani böyle bir nüfus kitle. 430 milyon. Evet, hitap ettiğimiz nüfus kitle. Şirket nedir? Şirketin hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bir şirket ve vizyonu ise bu sektörün en iyi şirketi olma. İşte bu vizyonumuzu bu değer zinciri içindeki bütün paydaş gruplarıyla düzenli olarak paylaşmaktayız. Değer yaratmak diye bir kavram var bizim için. Bu değer yaratmak bizim az önce sormuştunuz sürdürülebilirlik nedir diye. Bu stratejinin merkezindeki kavram değer yaratmak. Şimdi değer yaratma modelimiz sorumlu üretim ve tüketim, sağlık, su, enerji, eğitim ve cinsiyet eşitliği gibi birçok sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla birleşmekte, sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla da yakından ilgilidir. Bu amaçların her birine değişik şeylerde dokunmaktayız. Şimdi biraz belki detaya inmem isterseniz bu değer yaratma modelindeki başlıkları şöyle ele almak gerekir. Biz şimdi yarattığımız değeri Coca-Cola içecek olarak 6 tane başlık altında takip ediyoruz. Bunlardan birisi tüketici sağlığı, diğeri müşteri değeri, insan hakları, beşeri sermaye, toplumsal kalkınma ve çevresel ayak izi olmak üzere 6 başlık. Bu bizim entegre raporlama yapan şirketlerden birisi. Buradaki ilk şirketiz bu entegre raporlamayı yapan ve burada da gene aynı başlıklar altında takip ediyoruz. Nedir burada mesela çevresel ayak izi diyoruz. Şimdi çevresel ayak izimiz biz aslında farkındayız yarattığımız ve bunu en azı indirmek için bir çaba gerektiğini de farkındayız kokulu içecek olarak. Bu çevresel etkilerimizin yönetimi faaliyetlerimizin sürekli için önemli bir rol teşkil ediyor anlamda. Oradaki ana yapmaya çalıştığımız şey de daha az kaynak ve daha az atıkla daha kaliteli üretim. Dolayısıyla böyle bir basitleştirilmiş bir model çevresi çerçevesinde çalışıyoruz. Bunu yaparsak da çevresel etkimizi en azı indireceğimizi biliyoruz. 3 tane odak alanı var çalışmalarımızı tüm bu değer zincirimize yaydığımız. Bir tanesi bunların enerji yönetimi ve iklim değişikliğidir. İkincisi su yönetimidir. Üçüncüsü sürdürülebilir ambalajlanmadır. Daha farklı şeyler de belki çıkabilir. Sesiniz biraz kısıldı. Biraz böyle daha mi? Yüksek. Şimdi nasıl hocam gelebilir mi? Şimdi geliyor. Evet. Bu üç nokta. Yok. Sesiniz gitti Servet Bey. Öyle sesiniz mi? Gitti. Evet. Şimdi evet. Biraz. Şu anda gelebiliyor mu? Daha da kısıldı. Daha mı kısıldı? Şu anda nasıl? Çok kısık ama demin daha iyiydi. Neden acaba? Şimdi daha iyi olması lazım. Bir konuşabilir misiniz? Evet, şu anda nasıl? O çok derinden geliyor değil mi arkadaşlar? Siz de öyle duyuyor musunuz? Ayşenur Hanım. Bir şey var. Bir sıkıntı var herhalde. Kulakları geçiriyorsam oradan. Şimdi daha farklı geliyor mu? Çok çok az. Sesiniz çok az. Öyle mi? Benim taraftan ses yüksek görünüyor ama. Yani bilgisayarla ilgili bir sorun. Yani hiç duyulmayacak kadar az sesiniz. Şimdi nasıl? Şu an. Arkadaşlar ses nasıl duyuyor musunuz? Arkadaşlar. Hiç gelmiyor Servet Bey. Sesiniz hiç gelmiyor. Benim sesimle ilgili bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Sizin sesiniz hiç duyulmuyor Servet Bey, hiç duyulmuyor, hiç gelmiyor. Evet, ekip de aynı şeyi söyledi. Sizin sesiniz gelmiyor. Şu
Şu anda peki Çin lirası? Çok kötü. Yani hiçbir şey duyulmuyor. Debin de çok azdı zaten. Evet. Yani ilk başlangıç yaptığımız. Ha, şimdi biraz yükseldi gibi konuşursanız. Geliyor mu şu anda? Biraz daha. Biraz daha yükseldi, evet. Şu anda bende maksimum görünüyor. İsterseniz çıkarın kulaklığı. Yok, kulaktan değil. Mikrofona geçtim. Kulaklık şey yapmadı ama. Ha, şimdi iyi. Şimdi de fena değil. Şimdi maksimuma geliyor. Evet. Evet, şimdi daha iyi. Siz 3 odak noktası sürdürülebilirliğin olduğunu söylemiştiniz. Evet, 3 odak noktası dedim. Enerji yönetimi, iklim değişikliği, su yönetimi, sürdürülebilir ambalajlama olmak üzere 3 odak noktasına çalışmalarımızı odaklandırmış durumdayız. Burada birazdan belki detaylara inerim ama yani aşağı yukarı şirketler kendi faaliyet alanlarına göre bu odak noktalarını değiştirebilir ama bizim kokulu içecek olarak çevreye katkımızı, değer yaratma şeyimizi bu noktalarda görüyoruz. Evet. Yapılan çalışmaları anlatır mısınız? Bize somut örnekleriyle paylaşır mısınız? Bu üç odak noktasında. Mesela ben metroda çalışırken lojistik anlamında metro nasıl daha az karbondioksit araçlarımız, karbondioksit salınımını nasıl azaltırız diye bir takım çalışmalar yapıyorlardı lojistik alanında. Veya işte atıkların yönetimiyle ilgili bir takım çalışmalar vardı. Siz bize somut örnekler verebilir misiniz? Evet. Çok farklı tabii alanlarda çalışmalar başlıyor. Şimdi ilk olarak sorumlu satın alma dediğimiz şey var. Yani satın almalarımızda o tedariklerimizde sorumluluk diye bir şey çıkarttık. Mümkün olduğunca çevre dostu alternatifleri tercih ediyoruz. Tüm ekipmanların daha az enerji tüketimi sağlayan cihazlar arasından seçiyoruz. Bu işin bir ayağı. Ambalajlarımızdaki geri dönüştürülmüş içeriği arttırmak için sürekli çalışma yapmak gibi bir şeyimiz var. Çünkü biz cam, alüminyum, plastik olmak üzere çeşitli ambalajlar kullanıyoruz. Bu ambalajlarda mümkün oldukça geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyoruz. Ve burada bütün ambalajlarımızın özelliği geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmış olması. Evet. Aynı zamanda o geri dönüştürülebilir malzemeyi dönüştürüp onun tekrar ambalajda kullanılması gibi bir çabamız var. Böylece karbon ayak izini azaltabiliriz. Bu bir adım. İkinci durak sorumlu üretim dediğim şey. Burada enerji verimliliği ve iklimin korunması için farklı alanlara odaklanıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte üretim faaliyetlerimizde enerji ve su verimliliği uygulamalarında uyguladıklarımız. Sıfır atığa doğru atık yönetimi çalışmaları yapıyoruz. Ambalajlarımızı hafifletme çalışmaları yapıyoruz. Çünkü dediğim gibi ambalajı ne kadar hafifletirseniz o kadar daha az malzeme kullanacaksınız. O kadar daha az cam, o kadar daha az plastik kullanacaksınız. Türkiye fabrikalarımız mesela Coca-Cola sistemindeki en iyi enerji kullanımına sahip fabrikalar arasında bulunuyor. Yani bütün dünyadaki Coca-Cola sistemine baktığınız zaman Coca-Cola içeceğin fabrikaları o anlamda enerjiyi en iyi, en verimli kullanan kaç fabrika var bu Türkiye'de? Toplam işte 29 tane, bu 11 ülkede var. Türkiye'deki 10 fabrikada en iyi enerji kullanan fabrikalar. 2006 yılından bu yana enerji verimliliğimizi büyük oranda iyileştirdik. İşte 2020 yılında mesela operasyonel mükemmellik projelerimiz vardı. Dijital teknolojiye çok ciddi yatırım yaptık ve bu yatırımlarla verimlilik projeleri sayesinde 330 milyon megajülün üzerinde enerji tasarrufu sağladık. 3.750.000 ağacın bir yılda emdiği karbondioksit miktarına eşdeğer 45 bin ton karbondioksit emisyonu önledik. Yani çok ciddi rakamlar bunun. Bunları yapmamış olsaydık o kadar daha karbondioksit havaya salınacaktı, atmosfere salınacaktı. Ayrıca ne yaptık? Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda yenilenebilir enerji alternatiflerini değerlendirmeye başladık. Bu bir alanda yaptığımız. Bir de su alanı var. Suyun sürdürülebilir kullanımı. Bununla bizim işimizin sürdürülebilir arasında da doğrudan bir bağlantı var. Bu nedenle su üzerindeki etkimizi bizim en aza indirmemiz gerekiyor ve bunu yapmak için suyun verimli kullanıldığı operasyonları yaratmak için harekete geçtik. İşte Türkiye'deki fabrikalarımız az önce demiştim enerjide dünyadaki Coca-Cola sistemindeki en iyiler demiştim. Suda da aynı şekilde en iyi su kullanım oranına sahip fabrikalar arasında bizim Türkiye'deki fabrikalarımız.
Suyla ilgili riskleri azaltmak bizim önceliğimiz. Bunun için genel bir kaynak hassasiyeti değerlendirmesi diye bir şey var yaptığımız. Kaynak suyunu koruma planı yapıyoruz. Kaynakları da korumak bu arada bizim için önemli. Su geri kazanım programlarımız var. 2020'de faaliyet gösterdiğimiz bu saydığım o ülkelerde yaklaşık 104 bin metreküp 2015'ten bu yana ise kümülatif olarak 1 milyon 650 bin metreküp su tasarrufu sağladık. Bir de bir özelliğimiz var. Bizim Carbon Disclosure Project iklim değişikliği ve su programlarına katılıyoruz. Orada yaptığımız raporlamalar var. 2020 yılında su güvenliği skorumuzu A'ya yükselttik. A-X'ye. Bu Türkiye merkezi şirketlerde, bu bizim sektörümüz FMCG olarak bilinen sektörde ve A notuna, A eksi notuna alan tek şirketiz. Bu açıdan da çalışmalarımız. Peki Servet Bey, şunu sormak istiyorum araya girip. Siz bir model, örnek bir model teşkil ediyorsunuz yaptığınız çalışmalarla. Peki FMCG sektöründe diğer şirketlere de destek oluyor musunuz bu çalışmaları yapmaları için? Evet, biz hani sektörün büyük önde gelen firmalarından birisi olduğumuz için yaptığımız şeyler diğerleri tarafından da uygulandığını tahmin ediyoruz. Uygulanıyordu, model alıyordu. Yani biz onun için gittiğimiz ülkelerde de özellikle olduğumuz ülkelerde de yani biz kokolu içecek olarak bir ülkede yatırımcı yapıyorsak genelde o ülkelerdeki en büyük Türk yatırımcıyız. Ve diğer Türk şirketleri bizi takip eder oraya yatırım yapmak için. Ama aynı zamanda oradaki yaptığımız uygulamalar, toplum destekleme uygulamaları, işte sürdürülebilirlik uygulamaları diğer firmalar tarafından örnek alınır. O yüzden ben hani öyle bir örnek olma şeyimiz olduğunu düşünüyorum. Özelliğimiz olduğunu düşünüyorum. Birçok alanda faaliyet var. Mesela lojistik kısmı, işte dağıtım ve satış kısmı. Şimdi lojistik etkinliklerimizde etkin filo ve yakıt yönetimi optimizasyon diye bir uygulamamız var. Çünkü lojistik deyip geçmeyin. Yani lojistik çok iyi biliyorsunuz kendimdeki uygulamalarınızdan. Bu karbon salınımında çok ciddi payı olan alanlardan birisi. Evet. Evet. Yani burada mesela yaptığımız bu bizim uygulamalarla yılda işte 340 bin litre yakıt tasarrufu sağladı ki bu önemli bir rakam. 340 bin litre yakıt tasarrufu. Aynı zamanda işte ürünlerimizi bizim Coca-Cola içecek ürünleri soğuk tüketime uygun ürünler. Burada bizim için önemli olan soğutucular, coolerlar önem taşıyor. Bunları çevre dostu soğutucularda satışa sunmamız gerekiyor. O nedenle iklim dostu soğutma programlarımız var. Bunlara odaklandık. Bu şekilde de gene o soğutucuların yarattığı emisyonu azaltma çabamız var. Şeyi sormuşlar, depozito şişe uygulamasının ekolojiye etkisi nedir? Şimdi o uygulama şu anda çoğu ülkede yok ama Türkiye depozitolu şişe uygulamasına zorunlu depozito sistemine geçecek. Aslında buna 2021'in 1 Ocağı'nda geçmiş olması lazım ama ülke olarak hazırlıklar sağlanamadı. Burada biz içecek firmaları olarak da gerekli desteği burada vermeye çalışıyoruz. Bu şu anda ertelendi, bir belirsizlik var. Bu yıl içinde başlayabilir. Tabii tekrar şişelerin, ambalajların dönüştürülebilir ya da yeniden doldurulabilir olması çevreye katkı sağlayacaktır. Evet. O nedenle bu depozito uygulamaları yapacaklar. Ama Türkiye'de henüz başlamadı. Bizim faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin çoğunda da yok. Şimdi sanırım 2023 yılının sonunda ya da 2024'te bu kademeli olarak da olsa yürürlüğe girecektir diye bekliyoruz. Bunun için düzenleme çıktı aslında. Düzenleme, yasal düzenleme yapıldı. Bunun için yasal düzenleme gerekiyor ve bunu yönetecek bir yapı kurulması gerekiyor. Şu anda o aşamada. Onun için o doğru. Evet. Fakat... Peki. Servet Bey, peki pandemi döneminde de bu çalışmalarınız devam etti mi? Fabrikalar bilfiil çalıştı mı? Yani pandemi döneminde orada tabii zorluklar oldu. Bu sürdürülebilirlik çalışmanızla ilgili mi? Devam etti büyük ölçüde. Yani sürdürülebilirlik aslında pandemi sürdürülebilirlik açısından hem iyi oldu dünyada. Ben aynı zamanda Global Compact Yönetim Kurulu üyesiyim. Öyle mi? Ve o çerçevede de gene konuyu takip etmeye çalışıyoruz. İki türlü etkisi oldu. Bir tanesi pandemi döneminde birçok çalışma askıya alındı ama bir yandan da pandeminin yarattığı kaygı, şok insanları bir anda çevreye
olan farkındalığını artıran etki yaptı. Dolayısıyla biz o taraftan pandemiden sonra sürdürülebilirlik farkındalığını arttırma yolunda çabalanacak. Coca-Cola içecek olarak yani Birleşmiş Milletler Global Compact olarak hızlandırdık. Dolayısıyla o bir ara vermedi. Tam aksine biraz daha belki hızlandırmamıza yol açtı. Çünkü bir destek de geldi kamuoyundan. Bir farkındalık oluştu. Yani insanlar bir anda hiç yaşamadıkları bir şokla karşılaşınca bu sefer çevre sorunlarının da yaratacağı tehdidin farkına vardı. İşte bu yazdıklar, evet. Bu yangınlar biliyorsunuz onların devreye girmesi yine ayrı bir farkındalık yarattı. Şu anda dolayısıyla pandemi döneminde kesilmiş bir çalışma yok. Üretim dersin, üretimler zaman zaman aksadı. Dünyada tedarik zincirlerinde genel olarak bir aksama var. Evet. Onun etkisi var ama onu da yine minimumda tutmaya biz kokulu içecek olarak çalıştık ülkelerde. Şimdi Servet Bey, dünyaca ünlü inşallah Coca-Cola içecek olarak Türkiye'ye konuşmacı olarak getirirsiniz. Şu anda hiçbir kurum ve STK başaramadı. Fate Popcorn diye Amerikalı bir trend yazarı var. Pazarlamanın Notre Dame'sı olarak biliniyor. Söylediği trendlerin %95'i gerçekleşiyor. Bundan 20 yıl önce 17 trend tanımlamıştı. Ve bunların hepsi gerçekleşti. Bu yani 20 yıl önce bunları öngörmek gerçekten büyük bir başarı. Bir tanesi de şuydu. Atmosfer diye bir trendten bahsediyor. Yani insanlar gelecekte kirli hava solumaktan, kirlenmiş suyu içmekten, ondan sonra genetiğiyle oynanmış, içeriğinin ne olduğunu bilmedikleri gıdayı tüketmekten korkacaklar. Atmosfer diye bu trendi tanımlıyor. Ve daha dikkatli olacaklar diyor. Şimdi siz tüketici analizleri de yapıyorsunuz. 450 milyonluk bir tüketici database'inden bahsettiniz. Sizce insanlar pandemiyi de göz önüne alarak şimdi neye daha çok dikkat ediyorlar? Bence etiketleri daha dikkatli okuyorlar. Barkodları ve işte okutarak o barkodları telefonlarında ya da ürünlerin üzerindeki etiketler diyor ki Fate Popcorn adeta bir insanın özgeçmişi gibi olacak. Yani bir gıda ve içecek ürünü almadan önce onu okuyacak iyice. Siz ne düşünüyorsunuz bu konularla ilgili? Giderek artan bir trend var. Tabii burada klasik yaklaşım vardır. Hani kuşaklar, işte baby boomerlar, ilk kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı. Şimdi 1997 ve 98'den sonra doğan kuşak, bu kuşak farklı bir kuşak. Yani öncekilerle, benim kuşağımla farklı, sonraki kuşaktan çok farklı bir kuşak. Bu kuşağı farklı kılan bazı özellikleri var. Bu kuşak doğduğunda dijital teknolojiye doğdu ve dijital teknolojiyi kullanmaya başladı. Bu kuşağın çevresel farkındalığı daha fazla. Ve bu kuşağın bir özelliği, bunlar yaş itibariyle şimdi yavaş yavaş satın almacı olacaklar. Yani bunlar artık iş hayatına atılmaya başladı, para kazanmaya başladı ve satın alma kararını verecek kuşak bu kuşak. Dolayısıyla bir kuşak satın alma kararını veriyorsa o kuşağın artık talepleri, özellikleri, istekleri iş dünyası tarafından daha fazla dikkat ediliyor. Çünkü artık onun kararlarını şey yapması lazım. Ve bu kuşağa ilişkin olarak da şöyle bir ibare kullanılır, benim hoşuma gider. Bu kuşak cüzdanıyla değil, vicdanıyla alışveriş yapan kuşak. Aa, çok güzel bir, bayıldım buna. Evet, burada şöyle bir şey var, bu kuşak için çevre önemlidir. Mesela bakıyorsunuz Greta bu kuşaktan çıkmış, bu kuşak öyle işte radikal şeyler çıkartmış. Bu kuşağa bakıyorsunuz Glasgow'daki COP zirvesinde, COP26'da bu kuşağın temsilcileri Glasgow'da sokaklarda gösteri yapıyor. Bu kuşağı bir tarafta bir ülkede bir meclisin kapısının önünde oturmuş görüyorsunuz. Okula gitmeyip 3 hafta boyunca işte ülkesinin parlamentosunun kapısının önünde oturmuş. Ne amacı? Amacı farkındalık yaratmak. Pardon. Dolayısıyla böyle bir kuşak var ve bu kuşağın farkındalığı çok yüksek. Bu kuşak için geri dönüştürülmüş çevre, işte atık falan gibi böyle kavramlar, sıfatı gibi kavramlar bunlara bir şey ifade ediyor. Bunlar önemli. Dolayısıyla bir ürün aldığı zaman ürünün üzerinde yazana bakıyor. Ürünün üzerinde bunları, bu geri dönüştürülmüşü, çevre dostu falan gibi ibareleri gördüğü zaman fiyatı biraz daha da pahalı olsa ona harcamasını ona yönelik tercihle kullanabiliyor, onu alabiliyor. Böyle bir durum var. Onun için Z kuşağının dönemi başladı.
başlıyor değil, başladı. Ve başlar içinde zorunlu olarak o sizin dediğiniz trend artık öne çıkmak zorunda. Ve bütün şirketlerde evet. artık bu Z kuşağına göre davranacak. Yani bu kuşağı anlayan, anlamak zorunda şirketler. Bu kuşağı anlayan, evet, devam eder. Anlamayan, bu kuşağın değerleriyle çalışan ise çok zorlanacaktır. Evet. Peki Servet Bey, sosyal sorumluluk projeleri de sürdürülebilirliğin bir parçası. Sizin Türkiye'de, tabii ben Türkiye ile daha çok ilgileniyorum. Bu anlattıklarınızın dışında sosyal sorumluluk projeleri anlamında var mı projeleriniz bizimle paylaşabileceğiniz? Aslında bayağı o konu, çünkü şimdi biz Coca-Cola içecek olarak bizim değer yaratmak bizim ana amacımız. Yani çimdik amacımız. Evet. Kim için değer yaratacağız? Bir, insanlarımız için. İki, tüketici ve müşterilerimiz için. Üç ise içinde bulunduğumuz, faaliyet gösterdiğimiz toplumlar için. Bu 11 ülkede faaliyet gösterdiğimiz toplumlar için biz bir değer yaratmak gibi şeyimiz var. Ve burada da işte bizim sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz çıkıyor. Burada sosyal sorumluluk faaliyetlerimizde gençliğin güçlendirilmesi, kadınların güçlendirilmesi, çevre, su gibi çeşitli odak noktalarımız var. Bu çerçevede faaliyetlerimizi Coca-Cola sistemi olarak, hem sosyal olarak hem Coca-Cola kampanya olarak sürdürmeye çalışıyoruz. Türkiye'de de yaptığımız çok sayıda şey var. Aynı zamanda ciddi bir gönüllülük çalışmalarımız var. Bunu çeşitli vakıflar kanalıyla, STK'lar kanalıyla bu gönüllülük çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Türkiye'de işte Kızılay'la, Ahbap'la, TİDER'le, Metro Türkiye ile mesela geçmiş dönemde çeşitli çalışmalarımız oldu. Gençlerin güçlendirilmesi konusunda faaliyet gösterdiğimiz coğrafya, çünkü düşünürseniz %60'ı 30 yaşın altındaki gençlerden oluşuyor. Evet. Bunlara yönelik çalışmalarımız var. Gençlerin aktif yaşam konusunda farkındalıklarının artırılması için işte 3-2-1 başla gibi programlarımız var. 17 farklı ilde Türkiye'de 100'den fazla okulda 125 binden fazla gence çerçevede destek sağladık. Yani peki gençlerin güçlendirilmesi derken, malum benim öğrencilerim de dinliyor. Evet. 125 binden fazla gencin okullarda güçlendirilme çalışması yapıyoruz derken yaptınız. Bunlar geçmiş şey yaptığımız olarak yaptık. Evet, bu 3-1 başta projesi çerçevesinde. Bakın önceki dönemde de yine genç girişimcilere yönelik destek programlarımız var. Genç girişimciler. Onlar evet, onlar var. Yani kadınların güçlendirilmesi ayrı bir konu. 2015'ten bu yana Women's Empowerment Principles'ın imzacısıyız WEP'nin. Kadınlarımızın dijital ve finansal okul yazarlığının artırılması mesela. Bu dijital. Evet, bunu ve finansal okuryazardan artması gerektiren projeleri hayata geçirdik. Lidl Network'ün CEO taahhüdünü imzaladık ve 2025'e kadar yönetici düzeyindeki çalışanlarımızın oranını artırma sözü verdik %5 olarak. Cinsiyetler arası ücret farkı mesela, bu önemli bir konuydu. Buna yönelik çalışmaları bütün ülkelerimizde tamamladık. Türkiye'de ev içi şiddet politikasını yayınladık. Kız kardeşlik projesi vardır bizim güçlü projelerimizden. 2020 yılında birçok sektörden kadın, öğrenci ve hatta 500 mülteci kadın dahil olmak üzere 32 bin üzerinde kadına eğitim desteği verdik. Kazakistan'da benzer bir programımız var. Burada 2050 katılımcıya ulaştık. Bunlara hibe desteği sağladık bazılarına. Su liderliği tarafında yine çalışmalarımız var. İşte su yenileme projeleri. Yani mesela Pakistan'da Pani adında bir projemiz var. Pakistan'da bunu WWF ile birlikte yürütüyoruz. Pakistan su baskısının yoğun olduğu ülkelerden birisi. Temiz suya ulaşımın güç olduğu ülkelerden birisi. Buradaki kirli suyu kurduğumuz filtreleme istasyonlarıyla insanlara ulaştırıyoruz. 1 milyon aşkın kişiye temiz su erişimi sağladık bu Pani projesiyle. Orada kurduğumuz filtreleri her yıl artıracağız. Şu ana kadar 30 tane istasyonumuz var. Sayısını artıracağız. Bunu diğer Orta Doğu ülkelerinde de benzeri su projelerimiz var. Yani sizin dediğiniz gibi hani bir toplumsal destek projeleri bizim gibi şirketler için vazgeçilmez projeler arasında olması lazım. Burada amaç o ülkelerde işinizi geliştirmek değil. Faaliyet gösterdiğiniz toplumun bir parçası olmaz. Oradaki sorumlu vatandaşlığın bir gereği olarak görüyoruz. Yani biz eğer Pakistan'daysak, Pakistan'ın bir parçası, eğer sorumlu bir vatandaşsak, kurumsal vatandaşsak, o zaman bu tip destek projeleri de yapacağız. Tabii orada dağılmak yerine odaklanmak gerekiyor. Her şirket kendisi belli alanlarda odaklanmalı ki o kaynaklarını
daha etkin bir şekilde harekete geçirebilsin. Evet. Siz peki kaç kişilik ekiple bunu yapıyorsunuz Servet Bey? O kadar çok proje saydınız ki nasıl yetişiyorsunuz? Coca-Cola sistemi olarak işte baktığımız zaman bunun içinde hem Coca-Cola kampanya var hem Coca-Cola içecek vardır. Bizim kendi bünyemizdeki ekibimiz vardır. Sadece benim sorumlu olduğum alan ekipler değil, onun dışındaki diğer ekiplerimiz de bunu yapar. Artı bütün çalışanlarımızı bu gönüllülük projeleriyle harekete geçirmeye çalışıyoruz. Yani bütün Coca-Cola içecek çalışanları gönüllülük projeleriyle bir şekilde dokunabilsinler içinde bulunduğumuz topluma. Evet. Onun yönünde de çalışanlarımız da isteği var. Onu da harekete geçiriyoruz. İşte 11 ülkede bunu mümkün olduğunca gerçekleştiriyoruz. Çalışıyoruz, evet. Evet. Covid dönemi peki, biraz ara verdi ama Covid döneminde de Covid'e yönelik olarak bazı çalışmalar yaptık. Evet. Dolayısıyla diğer çalışmalar azalsa bile Covid'e yönelik çalışmaların o dönemde arttı. Neler yaptınız mesela? O dönemlerde dezenfektan ürettik. Fabrikalarında, içecek üretim fabrikalarında dezenfektan ürettik ve biz bunları sağlık örgütlerine verdik. O sağlık örgütlerine yaptığımız çalışmalar, aynı zamanda TİDER'le birlikte ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak bazı çalışmalar yaptık. Ahbap Derneği ile birlikte sektöre, HORECA sektörüne, çünkü o sektör çok ciddi darbe aldı, oteller, restoranlar, kafeler biliyorsunuz. Çalışanları ücretlerini alamadılar. Çünkü oradaki de maaşlarını alsalar bile aslında bir o sektördeki çalışanın gelirinin önemli bir bölümü bahşişlerden ve diğer ödemelerden geliyor. Onlardan oldular. İnsanlar zorlandılar. Dolayısıyla oraya ciddi bir kaynak akıttık ve onu kullandık. İhtiyaç sahiplerine çekler şeklinde ya da diğer şekillerde o sağladığımız kaynağı ulaştırmaya çalıştık. Ulaştırdık da. Çünkü beraber çalıştığımız sektör, sektörün zor zamanıydı. Orada yanında olalım diye. Siz de geçmişte bu tip çalışmalara çok yer aldınız. Yani çok da iyi biliyorsunuz orada yapılanların önemini. Evet. Çok bu bir kitap olur anlattığınız çalışmalar. Bunları siz case olarak topluyor musunuz? Ya da paylaşılıyor mu bu bilgiler? Bunları bazı köşe yazarlarıyla ya da kitap çalışmaları yapan arkadaşlarımıza paylaştık. Bu yönde çıkan bazı çalışmalar var, bazı şeyler var. Fatoş'un bir kitabı çıkmış, Kırılma Noktası diye. Orada röportajlar yapmıştı CEO'larla Fatoş Karasan'ın. O kitabı bir gösterir misiniz arkadaşlarımıza? Bu kitapta da yazmıştı. Bu Fatoş Karasan'ın evet. Kitabı. Burada çeşitli şirketlerin yöneticileriyle pandemi döneminde yaptıklarını konuştu. Pandemiyle değişen dünya ve yeni bir başlangıç için yol haritaları alt başlığı çıkan bir kitaptı. Burada birçok şirketin neler yaptığı, pandemi döneminde neler yaptığını sordu. Aslında güzel toparlamış Fatoş. Evet. Kitap. O kitapta bazı yaptığımız çalışmalar yer aldı, kitaplaştı. Ama dediğim gibi bu sürekli bir çaba. Yani afetler çıktığında, yangın vesaire çıktığında sizin orada olmanız lazım. İşte biz de ürünlerimiz, sahiplerimiz, soğutucularımız, soğutucu tırlarımız, özellikle o yaz sıcağında soğutucu tırlarımız çok önemliydi. Bunlarla yardım ekiplerinin yanında yer aldık. İşte Ege Orman'la 50 bin fidanlık Coca-Cola Türkiye Hatıra Ormanı'nı oluşturduk. Yangınlarda sadece zarar gören tüm canlılara, insanlara ve ülkeye değil, tüm canlılara destek vermek için Haytap'a destek verdik. Su içecek soğutucu şeklinde. Kızlarla çalıştık. Bir fon sağladık Coca-Cola Vakfı'ndan 1.7 milyon liralık bir fon. Bunu bölgedeki ihtiyaçlara destek olmak için. Bunları biz çok fazla dillendirmiyoruz. Çünkü hani dediğim gibi yardımı yapıp bile ama bu laf açıldı diye aslında benim bugün konuştuğum. Aslında bunları dillendirmek lazım Servet Bey. Çünkü bunun diğer şirketlere de örnek olması gerekiyor. Yani Türkiye'de sadece kurumsallaşmış şirketler bu sosyal sorumluluk çalışmalarını ve sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütüyor. Oysa ki bütün şirketlerin bu doğrultuda yürümesi lazım aslında. Bence bunu bol bol tanıtmanız lazım ve anlatmanız lazım. Üniversitelerde, kamuoyuna, medya kanallarında, sosyal medyada, klasik medyada anlatmanız gerekir. Çünkü ben çok şaşırdım. Yani çok çalışma yapıyorsunuz. Bir soruyu daha sorup programımızı sizin de vaktinizi almadan kapatmak istiyorum. Unilever, Procter & Gamble gibi şirketler, Hindistan gibi, işte Bangladeş gibi böyle yoksulluğun had safhada olduğu ülkelerde ürünlerini daha uygun fiyatta kitlelere ulaştırabilmeye
ulaştırabilmek için çalışmalar yapıyorlar. İşte daha uygun fiyatlı ambalajda, daha az gramajlı vesaire gibi. Yıllar önce Meral Temer'in köşesinde okumuştum Ünlü Lever'in yaptığı bir çalışmayı. Siz bu tür çalışmalarınız var mı? Yoksul insanları, yoksul tüketiciye ulaşabilme anlamında. Genelde zaten fiyat politikamız hani işte yaptığımız satın almalarla, ham madde tedarikleriyle, işte ambalaj hafifletme çalışmalarımızı bize baktığım zaman maliyetini mümkün olunca en düşük tutmaya çalışıyoruz. Yani biz işte ithal girdiler nedeniyle bir maliyet baskısı da aynı zamanda dünyada emtia fiyatları arttı biliyoruz, ham madde fiyatları. Oradan gelen bir fiyat baskısı yaşadık. Bu nedenle birçok şirket bu fiyat baskısı, bu fiyat ayarlamak zorunda kaldı ama biz de mesela esnek iskonto politikamızla bu etkiyi yaptığımız iskontolarla en aza iyi tutmaya çalışıyoruz ama bunun da ötesinde sürekli olarak o maliyet baskısını azaltmaya, kendimizi o risklere karşı, o maliyet risklerine karşı hedge etmeye çalışıyoruz. Bu kur riski olabilir, emtia riski olabilir. Ona yönelik olarak bizim hazine bölümümüz çok etkin çalışır. Bu çalışmada ama ana amaç zaten maliyeti düşük tutup düşük fiyatla üretim ve dağıtım yapabilmektir. O şirketin zaten ana alanlarından birisidir. Yani yeni şirketim zaten onun üzerine çalışır bizlere. Anladım. Anladım. Sizin söylemek istediğiniz nasıl bir dönem? Peki şöyle nasıl bir döneme doğru gidiyoruz sizce? Yani gıda ve içecek anlamında. Sizin de herhalde e-ticaret satışlarınızda nasıl bir artış var mı? Yani kanallar kanalıyla tabii. Buradaki trendi nasıl görüyorsunuz? Dijitalin payı her alanda artıyor. Yani bizim için de bütün sektörler için de artıyor. Pandemi döneminde herkes dijitale biraz daha yöneldi. Bunların bazıları köpük olabilir, gidebilir ama buradan kalıcı bir orada bir aktivite olacaktır dijital kanallarda. Dijital kanallar o açıdan önemli. Ne oluyor önümüzdeki dönemde bakarsak son iki yılda ne oldu? İşte pandemiden kaynaklı bir durgunluk yaşandı. Sonra açılmayla birlikte bütün sektörlerde bir satış patlaması oldu. Ciro'lara yansıdı bu. Şimdi tekrar bu olabilirim ama bu arada önemli bir şey oldu. Dediğim gibi hani ham madde ve tedarik zincirinde kesintiler yaşandı. Bu biraz evet. İşte zorlaştırdı birçok firma için, birçok şey için. Bazı ülkelerde işte ambalaj, ham maddesi ya da şeker bulmak zor oldu. Bizim açımızdan diğer şirketler açısından da başka ham madde zor oldu. Artı ham maddenin fiyatları arttı. Biz bunların bu yılın ikinci yarısında özellikle yavaş yavaş hafifleyeceğini düşünüyoruz. Ya da belki de böyle bir isteğimiz var yani, umudumuz var. Ama yavaş yavaş bu baskıların hafiflemesiyle biraz daha orada daha rahat bir faaliyet göstermek mümkün olacaktır diye düşünüyoruz. Ama daha kalıcı trendler dersek dediğiniz gibi yani o dijitaldeki o değişiklikleri biz önümüzdeki dönemde artık geri dönüş olmayacak şekilde birçok alanda göreceğiz. Sadece içerik sektörünü değil, birçok sektörde orada değişen trendleri devam ettiğini göreceğiz. Evet. Çok faydalı bilgiler verdiniz ama biz sizi üniversitemize de bekleriz. İnşallah daha da bu Nisan'da herhalde azalacakmış pandeminin etkisi, öyle diyorlar. Biraz daha rakamlar düşecek diye umut ediyoruz. İnşallah sonbaharda daha da sağlıklı bir döneme merhaba deriz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için, vaktinizi ayırdığınız için. Davetiniz için. Tüm arkadaşlar ve herkes kendisine iyi baksın. Çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar dileriz Servet Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.